Ben de tam yazın öyle yapacağım. Tam yazın öyle yapacağım. Delik deşik olunca görürüm mantı. Hoş geldin. Nice dünya şampiyonluklarına. Avrupa şampiyonasına çok inanarak çalışmıştık. Antrenörümle birlikte bu yıl gerçekten sistemli çalışmıştık zaten. Çok inanıyorduk bu yıl olacağına. Gittiğimde de böyle stresim, heyecanım vardı ama antrenörümle sürekli iletişim halindeydim. Bana heyecan yapmamam gerektiğini, gerçekten güvendiğini ve başaracağımı söyledi. Ben de hocamı dinledim ve Avrupa şampiyonu oldum. Bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşımızı hem Türkiye'ye hem Kastamonu'muza dinletmiş oldum. Çok mutluyum o yüzden. İnşallah sıradaki hedefim dünya şampiyonluğu. Büyükler kategorisinde ilk defa. Madalyayı Kastamonu'ya getirdim. Neler hissediyorsun? Çok mutluyum. Yani yıllardır milli takımda bunun için mücadele veriyordum. Hep dünya üçüncüsü, Avrupa üçüncüsü oluyordum. İlk defa Avrupa şampiyonu oldum ve inşallah devam gelecek. Çok mutluyum. Teşekkür ederim. İlk kez kazanman ne hissettiriyor peki sana? Türkiye'nin ilk sporcusu. İlk kez bunu kazanmak çok gurur verici. Şimdi bunu devam ettirebilmek için daha çok çalışacağımı düşünüyorum artık. Asuman'la tanışıklığımız 1-1,5 yıl gibi bir süre oldu. Çalışmalarını yakından takip ediyorduk. Antrenörümüz Emrah Bey eşliğinde. Tabii Atina'ya gideceği bir hafta önce bir görüşmüştük biz Asuman'la, Atina'ya gideceğini söylemiştik. Biz Asuman'a inancımızı o görüşmede de söylemiştik. Sana inanıyoruz, bir başarıyla geleceğini biliyoruz diye. Ama şöyle bir şey, Kastamonu gibi bir ilde Asuman gibi bir sporcunun çıkıp büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonu olması özelde bizi, aslında genelde de Türkiye'nin bir gururu. Biz bu yüzden Asuman'a ve antrenörümüz Emrah Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bizi gururlandırdılar, o bayrağı o göndere çektiler. O marşı orada dinletmek bizim için en büyük gurur kaynağı bu. Asuman'a çok teşekkür ediyoruz. Biz Asuman'ın daha büyüklerini de başaracağına inanıyoruz. Bu yolda da çalışmalarına Genç Spor İl Müdürü olarak bütün desteğimizi vereceğimizi de burada söz veriyoruz. Biz Asuman'a inanıyoruz, Asuman'a güveniyoruz. Tabii sporcum ilk maçında çeyrek finalde Letonyalı, yarı finalde Norveçli, finalde de İtalyan rakibini yenerek Yunanistan'da, Atina'da bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşımızı tüm Avrupa'ya dinletmiştir. Bu noktada kendisini ben tebrik ediyorum. Tabii ki bu uzun yıllar bir çalışmanın meyvesidir. Yaklaşık 13 yıldır hayalini kuruyorduk. Çünkü büyükler kategorisi gerçekten zor bir alan. Yani 18-40 yaş arası. Ve kendi branşında ve sikletinde de Türkiye'deki ilk şampiyonluk. Daha önce 60 kilo full kontak branşında Türkiye bu şampiyonluğu yaşamamıştı. O anlamda da önemli. Kastamonu'muzda da büyükler kategorisinde getirdiğimiz en büyük başarıdır bu. Bunu Kastamonu'muza armağan ediyoruz. Ülkemize, Türkiye'mize, Kastamonu'muza hayırlı olsun. İnşallah seneki hedefimiz 2025 Dünya Şampiyonluğu. Ben sporcuma güveniyorum. Bizi destekleyen herkese de teşekkür ediyoruz. Kızım çok çalıştı, başardı. Gece gündüz demedi. Çalıştı. Sonunda başardı. Mutluyuz. Buradayız. Thank you.